Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı merkezi bütçesi üzerine, 6. madde üzerine grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Ekranları başında olan vatandaşlarımızı ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu bütçede dertlere çare yok, işçiye çare yok, çiftçiye çare yok, esnafa çare yok, öğrenciye çare yok, emekliye çare yok, yurttaşın cebine giren para yok ama yurttaşın cebinde çıkan para çok. Değerli arkadaşlar, bu bütçe cumhuriyetimizin değil, saray rejimin bütçesidir. Meclisin egemenlik yetkisi kağıt üzerinde kalmıştır. Bütçe kanununda değişiklik yapma hakkı dahi meclisimizin elinde alınmıştır. Bu ücube rejimde meclis ya bütçeyi kabul ediyor ya da reddediyor. Meclis kabul etse dahi Cumhurbaşkanı bütçeyi istediği bir yetkilendiriyor. Meclisin iradesini yok sayıyor. Denetimi olmadığı için istediği gibi harcıyor. Bir aydır sarayın hazırladığı bütçeyi görüşüyoruz. Her bakanlığın ve kurumun bütçesini ayrı ayrı tartışıyoruz. Gece gündüz demeden mesai yapıyoruz. Bir kişi istediği gibi tasarrufta bulunacaksa, halkın çığlığına kulak tıkanacaksa, işçi, çiftçi, esnaf, emekli mağlup edilirken iktidar bildiğini okuyacaksa biz burada neyi tartışıyoruz? İşte gelinen nokta maalesef budur. Bütçe bu yıl da ölü doğmuştur. Halk değil sermaye korumuştur. Toplumun değil bir kişinin bütçesi olmuştur. Geçen yıl ödenek aktarmalarıyla 93 milyar lirayı harcadınız. Başlangıç ödeneklerini, ödenek üstü harcamaları bütçe dönemi içinde kat kat arttırdınız. Değerli arkadaşlar, bu bütçe emeğin ve emekçinin bütçesi olmalıydı. Traktörü haz edilen çiftçinin bütçesi olmalıydı. Borca batırdığınız KOBİ'lerin bütçesi olmalıydı. Üniversite mezunu işsiz gençlerin bütçesi olmalıydı. Dükkanı kapatılan esnafın bütçesi olmalıydı. Tenceresi kaynamayan emeklinin bütçesi olmalıydı. Eskiden ay başını sevinçle beklerken şimdi ay sonunu getirmeyen memurun bütçesi olmalıydı. Sağlık emekçilerin bütçesi olmalıydı. Öğretmenlerimizin bütçesi olmalıydı. Yoksulluk sınırı altında yaşayan 17 milyon yurttaşımızın bütçesi olmalıydı. Açlığa mahkum ettiğiniz için yaşamaktan umudunu kesen o gariplerin bütçesi olmalıydı. Eğer bu bütçe halkın bütçesi olsaydı, bir hafta önce Samsun'da 3 çocuk babası Metin Irmak avucuna iş aş yazıp intihar etmezdi. Hatay'da 2 çocuk babası Adem Yarıcı, "Çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyorsunuz" diye kendini yakmazdı. 10 yılda 30'dan fazla yurttaşımız mecliste intihar etmeye kalkışmazdı. Grup başkan vekilimiz "Millet aç, kuru ekmek istiyor" dediğinde "Birileri demek ki toklar" diye konuşmazdı. Değerli arkadaşlar, geçen yıl bütçe açığı 139 milyara olacak dediniz. Tam 239 milyara açık verdiniz. Kendi koyduğunuz hedefi kendiniz şaşırıyorsunuz. 100 milyardan fazla açık verdiniz. Bu açığın milli geliri oranı %5. Sizin açığınızı kapatmak için 83 milyon vatandaşımız 1200 lira cebinde ödemek zorunda kaldı. 18 yılda 492 milyar doları sadece faiz için harcadınız. Bu yılda faiz ödemeleri yüzünden 138 milyar lirayı faiz adı altında tefecilere aktardınız. Bütçeyi denetimsiz bıraktınız. Hesap soracak kurum bırakmadınız. Davul sizin boynunuzda, tokmak faiz lobisinin elinde. Sarayın penceresinde bakınca hava güllük güneşlik ama halkın penceresinde bakınca açlık, karanlık, sefalet. 2021 bütçesinde bütçe açığı 245 milyar lira olacak diyorsunuz. Demek ki seneye belki de en az 500 milyar lira bütçe açığı vereceksiniz. 2021 yılında faiz giderleri 180 milyar lira olacak diyorsunuz. Demek ki seneye de tefecileri zengin edeceksiniz. Sonra çıkıp ey faiz lobisi, ey yurt diş güçler diyeceksiniz. Yolun sona geldiğinizi yine kabul etmeyeceksiniz. İster kabul edin, ister etmeyin. Saltanat bitti, yolun sonuna geldiniz.
Değerli arkadaşlar, bu bütçede yatırım harcamaları geçen yıla oranla %81 arttırılmış. Geçen sene yatırım harcamaları 77 milyardaydı. Bu sene 152 milyara olacak diyorsunuz. Ödenek oyunları ile mali düzeni yıpratıyorsunuz. Ek ödenekleri hesapsızca kullanıyorsunuz. O da yetmiyor, yedek ödenekleri harcıyorsunuz. Nasıl olsa hesap soran yok. Denetleyecek kurum yok. Yanlış yapıyorsun diyen bürokrat yok. Yolsuzluğu soracak gazeteci yok. Soranın da yazanın da özgürlüğü yok. Suçu var mı diye araştıran savcı yok. Suçu tespit edecek hakim yok. Kısacası hırsız çok ama yakalayacak polis yok. Değerli arkadaşlar, en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsana ve topluma yatırım yapacağınıza getirdiğiniz her bütçede olduğu gibi eğitime, sağlığa, insana yatırım yapmak yerine beşli çeteyi doğurmak için, yandaşları kalkındırmak için betona yatırım yapıyorsunuz. Devleti şirket gibi yönetiyorsunuz. Garanti ödemeleri ekonominin başına bela ediyorsunuz. Bu ücube perücelerin mali hesaplarını açıklamıyorsunuz. Sayıştay denetiminden dahi muaf tutuyorsunuz. Bizler halk adına sorunca da ticari sır deyip işin içine çıkıyorsunuz. Varlık fonunu Sayıştay denetiminden kaçırdınız yetmiyor, mali tabloları dahi meclise göndermiyorsunuz. Bu iktidar kamu özel işbirliği projelerine 2019'da 10 milyar lira ödedi. 2020'de 19 milyar lira ödedi. İktidar 2021 katmerlenen ödenekler gözükmesin istiyor. Her sene artacak borç yükünü saklamanın hesaplarını yapıyor. Ama Sayın Ulaştırma Bakanı açıkladı. Bu yıl merkezi bütçeden kamu işbirliği projelerine 84 milyar lira aktarılacak. Yani bütçenin %5'i komisyonların cebine gidecek. Geçilmeyen köprülere, aşınmayan yollara, kullanılmayan havaalanlarına garanti verdiniz. 9 yılda Etlik Şehir Hastanesi'ni bitiremediniz. Salgında nefes alamıyoruz diyen sağlık emekçilerine COVID-19 meslek hastalığını sayılmasını dahi çok gördünüz. Tank palet fabrikasını 50 milyon dolar için Katar'a peşkeş çektiniz. Ama Anka Park denen ücube park için 750 milyon dolar harcadınız. Hesap soran yok. Biz zamanı gelince bunların hesabını soracağız. Daha bir ay önce Aydın Denizli otoyoluna yine Euro Cent üzerinde kilometre başına geçiş garantisi verdiniz. Hani milletin cebinde 5 kuruş çıkmayacaktı. Ülkenin geleceğini ipotek altına aldınız. Bu garanti ödemelerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Kepenk indiren esnafın hakkı var. Motor, traktörüne mazot olmayan çiftçinin hakkı var. Diplomasız işsiz gençlerimizin hakkı var. Tableti olmadığı için EBA'ya girmeyen yavrularımızın hakkı var. Sağlık emekçilerinin hakkı var. Öğretmenlerimizin hakkı var. Bunları hiç gözetmediniz. Sayıştay 2014-2019 yılları arasında sizin garanti verdiğiniz projeler için 62 milyarda kur farkı ödediğini tespit etti. Eğer bu para devletin kasasında olsaydı emekçilere salgında 1138 lira mahkum edilmezdi. 2,5 milyon emekçinin bir yıllık asgari ücreti ödenirdi. 20 milyon ilkokul öğrencisinin bir yıllık masrafı karşılanırdı. 2,5 milyon üniversite öğrencisinin bir yıllık masrafı karşılanırdı. Ortalama 10 milyon bedelle 6200 okul yapılırdı. Ortalama 100 milyon bedelle 620 hastane yapılırdı. Bu ödenekler devletin kasasında birilerinin cebine giriyor. Halkın ihtiyaçlarını görmezden gelinirken beşli çeteler zengin ediliyor. Biz bu pervasızlığa karşıyız. Bu harcamalardan, denetimden kaçıranlara karşıyız. Devletin kaynaklarını hesapsızca harcayanlara karşıyız. Değerli arkadaşlar, bu güzel ülkeye bu kadar kötülük yapılmazdı. Bu kadar zarar verilmezdi. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu rezilliklerin hesabını her fırsatta soruyoruz. Hesabını vermiyorsunuz, yanlıştan dönmüyorsunuz, hatalarınızı kabul etmiyorsunuz, kandırılık deyip işinize çıkıyorsunuz. Osmanlı'dan kalan borçlara rağmen Cumhuriyetimizin yokluk içinde kurulduğu
79 yıllık birikimini siz iktidarınızda karanlığa boğdunuz. Milli fabrikalarımızı sermaye peşine geçtiniz. Kısacası tarımı bitirdiniz, üreticiyi bitirdiniz, sanayi bitirdiniz. Tamamlayın sözlerinizi. Sağlığı bitirdiniz, ülkeyi bitirdiniz ama umudu bitiremeyeceksiniz. Dayanışmayı bitiremeyeceksiniz, mücadeleyi bitiremeyeceksiniz, dostluğu bitiremeyeceksiniz, barışı bitiremeyeceksiniz. Anadolu aydınlanmasının öncüsü olan evrensel değerlerimizin simgesi Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin, Pirimizin, Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Gazi Mustafa Kemal'in yolunda, bu aydınlık yolunda tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında demokrasiyi, adaleti, barışı getirmeyi söz veriyoruz. Hepimizi genel kurulu saygıyla selamlıyoruz.